2 Şubat 2024 Cuma Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi Var olan yönetimlerin dışına çıkılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm odaklı siyasetinin özeti yıllar önce bir okula kara tahtaya yazdığı sözle özetlenebilir. Oku, düşün, uygula ve neticelendir. İktidara geldiği yıllarda beni temel atma törenlerine davet etmeyin, açılışlara davet edin. Çünkü biz yıllarca üzerlerine ot bitmiş temeller gördük dedi. Bu tutumunu da sürdürdü. Zaman zaman katıldığı temel atma törenleri de oldu. Ancak her birinde projenin bitiş zamanını erken aldırdı ve açılış tarihini takip etti. İstisnaları varsa bütünün içinde yüzde teşkil etmez. Başladığı işi bitirmeden bırakmaz güveni buradan gelir. Bu hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'dan oluşan Balkan ziyaretinde verdiği mesajlara bakınca bu ilkesel tutumu gördüm. Fidan, Arnavutluk'ta İsrail'in evlerini, su, sağlık ve enerji altyapıları yok ettiği Gazze'deki 2 milyon insana insani yardım yapılmasını da engellediğine işaret etti ve şu ifadeyi kullandı. Uluslararası kamuoyunu daha farklı yöntemler kullanarak rehin alınmış 2 milyon insanın açlıkta ve salgın hastalıkta yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum. Gazze'ye yardım götürmek için var olan metotların dışına çıkılması çağrısını Romanya'da da tekrar etti. Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin İsrail tarafından engellenmesi, uluslararası toplum tarafından asla kabul kabul edilmemeli. Dünya kamuoyunu güçlü bir biçimde hareket etmeye çağırıyorum. Bu çağrının diğerlerinden farklı ne anlamı var? Bu çağrı 11 Kasım 2023'de Türkiye'nin girişimiyle ilk kez olağanüstü ortak toplantı yapan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Zirvesi'nde yine Türkiye'nin girişimiyle imzalanan ortak bildiriye dayanıyor. Bildiride İsrail'in insani yardımı engellemesine karşı ilk kez güç kullanımı anlamına gelen bir ifade kullanılmış. Gazze'ye yönelik ablukanın kırılarak Arap, Müslüman ve uluslararası insani yardım konvoylarının Gazze şeridine derhal girmesinin mecbur kılınması uluslararası teşkilatların üyelerinin korunması istenmişti. Bu iki maddenin gereği caydırıcı ve durdurucu güç kullanılmadan yapılamaz. Fidan artık güç kullanımının ertelenemez hale aldığını söylüyor ve buna çağrı yerine artık uyarı demek de mümkün. Türkiye 9'u Türk Devleti Teşkilatı üyesi 57 ülkenin imzaladığı 31 maddelik bildirinin uygulanmasını yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bildiriyi imzaladığı toplantıdan dönüşünde yaptığı açıklamayı hatırlayın. Üye ülkeler ilk önce bize bunların bir kısmı yapılmaz saniye yazıyoruz dediler Biz de önce ortaya söylem çıkmalı ki arkasından eylem gelsin. Bir şeyler yapmak isteyen bir ülke olursa bu metin referans olsun dedik. Türkiye altına imza attığı, attırdığı metnin takibini yapıyor. Sadece Gazze konusunda değil, PKK ve FETÖ terör örgütü konusunda da bu takibi görüyoruz. Buna karşı olanlar da engel olmanın yollarını arıyor. Zira onlar için asıl mesele Gazze değil. Türkiye'nin Pasifik'ten Afrika'ya, Orta Asya'dan Balkanlara kadar 57 ülkeyi ortak bir politikada birleştirip önünde yürümesidir. Neticelendirmeden değil, durmak, duraklamak bile beka sorunudur. Abla kardeş, baba oğul ne hale geldi? Önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çıtay'ı aile yakınlığı düzeyine çıkarmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İBB Başkanı seçtirdiği Ekrem İmamoğlu için kullanmıştı. Biz abla kardeşiz ifadesini. Çünkü İmamoğlu için bedel ödemişti. CHP'nin HDP'den aldığı desteği sineye çekmiş bu işbirliğine göz yummasından dolayı kendi seçmeninden ciddi tepki görmüştü. Ona göre İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na CHP'ye değil kendisine yakındı. Kılıçdaroğlu Almanya'dayken hakkında açılan davayı Akşener'le kutlaması da bunu gösteriyordu. Kılıçdaroğlu da satışı gördü, biz de baba oğul sayılırız diye el yükseltti. Sıra Akşener'deydi. Kardeşinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için direttiği Kılıçdaroğlu satışı durdurdu. Akşener masadan kalktı ve kardeşini safını seçmeye çağırdı. Ama kardeş gelmedi. Kılıçdaroğlu daha azını ama mümkün olanı vaat etmişti. Cumhurbaşkanı yardımcılığı Akşener boyun eğerek masaya döndü. Ve bir kez daha bedel ödedi. Seçimin en çok kaybedeni oldu. Kardeş bu kez babaya döndü. Bedel ödeme sırası ondaydı. Kılıçdaroğlu'nun elinden CHP'yi aldı. Sonra ablanın mahallesine döndü ama ablayı muhatap almadan mahallesini boşaltmaya başladı. Şimdi abla konuşuyor, bu hikayeyi anlatıyor. Baba da imalı mesajlar vermeye başladı. Belediye başkanları zehir zemberek. CHP'ye getirilen ekip de zorlanıyor. Bu tablonun gösterdiği ahlaki düzey kimseye kazandıramayacak. Altılı masadaki gibi herkes kaybedecek.